Balıkesir'in Meydanı programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu bayram gününde Büyükşehir Belediye Başkanımız Edip Uğur'un makam odasından sesleniyoruz sizlere. Evet, bayram öncesi çektiğimiz bir program. Ve bugün hem bir bayram söyleşisi olacak hem de Sayın Başkan'la Balıkesir'i konuşacağız, Büyükşehir'i konuşacağız. Sayın Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Ramazan Bey. Evet, bir bayram sohbeti olacak dedim. İsterseniz önce çok kısa bir bayramdan bahsedelim. Bayramla ilgili biraz sohbet edelim. Sonrasında Büyükşehir dedim, Büyükşehir'i konuşalım. Buyurun Sayın Başkan. Evet, bayramlar, iki dini bayramımız var. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Bunlar birlik, beraberliğin efendim pekiştiği, akraba ziyaretlerinin, büyüklerin ziyaretlerinin yapıldığı güzel bayramlarımız. Tabii Kurban Bayramı da yine kurbanların kesildiği, ihtiyaç sahiplerine efendim etlerin dağıldığı güzel bir bayram. Bu bayram 4 gün resmi tatili olan bir bayram. Hükümetimiz Cuma gününü de tatil ilan ederek 5 güne çıkarttı tatili. Evet. Efendim, hiç olmazsa insanlar, tabii büyük şehirlerde yaşayan, efendim Balıkesir'imizde de yaşayan, annesi babası Balıkesir dışında olan, efendim veya ilçede başka yerde olan insanlarımız var. Onlar da bu akraba ziyaretlerini yapsınlar. Bayram dolayısıyla bizim annelerimiz, babalarımız, yaşlılarımız, büyüklerimiz hatırlansın. Onlar da memnun olsunlar. Yani bayramın güzel tarafı bu. Tabii telaşeli bir bayram tabii. Bayram. Yani. Evet. Biz tabii aile olarak ta çocukluğumdan bu yana mutlaka evimizde kurbanımızı kendimiz keseriz. Rahmetli babam bu keserdi. Hep böyle değil mi? Böyle. Evet. Ben kendimi bildiğim bileli kurban evimizde kesildi. Bize de kurban kesmesini öğretti. Ben de kurbanımı kendim keserim. Efendim. Kestikten sonra hala da mı yoksa? Hala da kendim kesiyorum. Kendiniz kesiyorsunuz. Evet. Nasip olursa efendim cumartesi günü, bayramın birinci günü bayram namazından çıktıktan sonra geleceğiz. İlk işimiz efendim kurbanı kesmek. Kurbanı kesiyoruz ama tabii yüzme parçalama işinde tabii, mutlaka, yapamıyoruz. Mutlaka, onu tabii, da evet. Bir kasap geliyor, o işleri de yapıyor. Evet. Tabii yani inanca göre de Ramazan bayramında efendim oruç olmadan bayram namazını kılmak, Kurban bayramında da kurban etiyle oruç açmak. Böyle bir o sünnet ana kadar var. Yiyip içmemek. Yiyip içmemek. Evet. Bunu da uygularız. Efendim. Tabii camide dostlarınızla, efendim komşularınızla bayramlaşıyorsunuz. Daha sonra bu yıl bayramlaşma valilikte olacak. Bütün efendim mülki ve askeri erkan hepsi geliyor, bayramlaşılıyor. Daha sonra yapılan hastane ziyaretleri, efendim işte yaşlar bakımı vesaire ziyaretler var. Ondan sonra da bize ziyarete gelenler oluyor. Bizim ziyarete gittiklerimiz oluyor. Efendim böyle bir hakikaten geçtiğimiz Ramazan bayramını güzel bir hava içerisinde geçirdik. Evet. Yani ülkemizde de huzur ve güvenin olduğu bir ortamda geçirdik. İnşallah bu Kurban Bayramı'nı da efendim huzur ve güven içerisinde idrak ediyor olacağız efendim. Ben şimdiden bütün Balıkesirli hemşehrilerimin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Evet. Bayramda evet. Bayram süresince Balıkesir'desiniz. Tabii bayram süresince Balıkesir olayı mutlaka efendim, belediye başkanlarının şeyi olmuyor tabii ki. Balıkesir'de olacağız inşallah. Efendim bütün hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah güzel bir bayram geçirirler. Bayramdan evet. Sonra da zaten artık yaz bitti, tatil bitti, okullar açıldı. Artık iş zamanı diyorsunuz. Artık iş zamanı, üretim zamanı. Evet. Efendim insanlar işlerine, güçlerine
bakacaklar bundan sonra. Peki bayramla ilgili ifade edecekleriniz anladığım kadarıyla bu kadar. Evet. Onun dışında yine bayramla ilgili belirtmek istediğiniz bir şey yoksa efendim, tabii, başka konulara da geçebiliriz Sayın Başkan. Bu arada Büyükşehir Belediyesi de diğer bizim Balıkesir'deki belediyelerimizde kurban kesimiyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Evet. Efendim, kurban kesim mahalleleri var. Efendim, orada vatandaşlarımız gidip kurbanlarını kesecek kasaplar da bulunuyor. Bu ihtiyaçları da hemşehrilerimizin bu şekilde karşılanacak. Evet. Peki Sayın Başkan, şimdi isterseniz hemen bayram öncesi olan gündemle ilgili birkaç konuyla başlayalım. Çünkü Büyükşehir'in Balıkesir büyükşehir ama 18 tane ilçe, 2 tane merkezde ilçe. Balıkesir çok büyük bir eyalet. Çok interlantı da çok geniş. Dolayısıyla konu da çok. Ama biz hemen gündemden başlayalım. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Osman Salih'in bir açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, sizin tarafınızdan da açıklama yapıldı. Emekliliğini istediği, emekliliğe ayrıldığıyla ilgili. Bu konu tam neydi Sayın Başkanım? Efendim, bunu bir öğrenebilir miyiz? Ali Osman Salih Bey, efendim, iki dönem 22 ve 23. dönem beraber milletvekilliği, 9 yıl beraber milletvekilliği yaptığımız bir arkadaşımız. Evet. Daha önce personel başkanlığı var, devlet personel başkanlığı var. Devlet tecrübesi olan efendim bir arkadaşımız. Biz büyükşehir belediye seçimleri olmadan ben zaten büyükşehir olduğumuzda efendim Ali Osman Salih kardeşimizle birlikte çalışacağımızı ilan etmiştik. Evet, bunu kamuoyuna. Evet. Seçimden sonra da hemen, çünkü sıfırdan kurulan, yeni kurulan, kuruluş safhasında olan bir belediye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, efendim genel sekreterliğimizi 6 ay süreyle Ali Osman Salih Bey deruhte etti. Hakikaten kendisi bu kuruluş döneminde gece gündüz demeden, geç vakitlere kadar, efendim tatildi, pazardı demeden hakikaten çok büyük bir gayretle çalıştı. Efendim, tabii bizim bu büyükşehirin kuruluşunda 30 Eylül'de artık birçok personelle ilgili, su kanalizasyon idaresiyle ilgili hizmetler de kuruluşta tamamlanmış oluyor. Artık Büyükşehir Belediyesi'nin personeli, efendim su kanalizasyon idaresindeki yetkiler, biz çünkü yetkiyi devretmiştik 6 ay süreyle ilçe belediyelerine, birçok hepsi büyükşehir artık 1 Ekim'den itibaren geçmiş oldu. Bu kuruluş safhasında da Ali Osman Salih efendim büyük bir gayretle çalıştı. Efendim, ondan sonra da tabii Ali Osman Salih Bey ailesi, evi efendim Bursa'da. Kemalpaşa'da. Kemalpaşa'da. Evet. Tabii gidip gelerek efendim burada görevini yürütüyordu. Ailesi orada, çocukları orada, hepsi bütün şeyi orada. Ama bizi kırmadı bu görevi, biz kendisine talep ettiğimizde kabul etti ve çalıştı. Ondan sonra dedi ki 6 ay sonunda da dedi ki artık kuruluş tamamlandı. Efendim personel meseleleri, diğer birçok mesele halledildi. Ben dedi tekrar emekliliğimi isteyip efendim çoluk çocuğumla efendim Bursa'da hayatıma devam edeceğim. Biz de olur, teşekkür ettik kendisine. Sağ olsun. Efendim Balıkesir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşunda hizmetleri geçen bir arkadaşımız. Evet. Peki ondan sonra tabii ki o görev bir şu anda bundan vekaleten mi? Şu anda vekaleten görevi yürütülüyor. Ondan sonra da tabii uygun bir arkadaşımızı genel sekreterliğe, daha 3 de genel sekreter yardımcılığımız var. Onlar da açık vaziyette. Evet. Şu anda onlar da bekleniyor. Evet. Efendim bu atamaları yapacağız. Peki. Bayramdan yani, sonra. Yani genel sekreter şu anda Nazım Ergelen değil mi? Genel sekretere vekalet ediyor. Tamam, genel o vekaleten yürütüyor. Çünkü işlerin yürümesi için
encümene genel sekreter başkanlık ediyor. UKOME evet. toplantısı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne genel sekreter, başkan veya genel sekreter diyor. Evet. Mutlaka genel sekreter boşluğunun birisinin vekalet etmesi lazım. Bu yetkide ben de Nazım Ergelen'i görevlendirdim. O şu anda genel sekreterlik görevini vekaleten ama yürütüyor. Ama bayram sonra hem genel sekreterlik hem de üç açı. Peki bu genel sekreter yardımcılarının, şimdi biz yeni büyükşehir olduğumuz için bizi dinleyenlerin de belki merak ediyor. Ben şimdi merak ettiğim için soruyorum. Genel sekreter yardımcılarının konumu nedir Sayın Efendim, Başkan? Genel sekreter yani başkan yardımcısı değil tabii. Başkan yani. Yardımcısı evet. değil. Şöyle genel sekreterin altında şimdi tabii belediyenin görevleri var. Evet. Efendim mesela fen işleri, park bahçeler, yapılacak yollar, inşaatlar vesaire itfaiyesi ile ilgili görev var. Bir genel sekreter bu işlere ilgileniyor. Genel sekreter yardımcısı. Evet. Park bahçeler efendim, yollar, fen işleri vesaire itfaiye. Öbür genel sekreter efendim personel, satın alma, mali işlerle ilgileniyor. Anladım. Diğer genel sekreter de imarla ilgileniyor. İşte kentsel dönüşüm, imar. Bu işlerle ilgileniyor. Dolayısıyla genel sekreter arasında bir görev taksimi oluyor. Bunların başında genel sekreter var. Üzerinde de Büyükşehir Belediye Başkanı var. Alt birimleri yani, yönetiyor onlar. Ya alt birimleri yönetiyor. Yönetiyor tamam. Efendim. Tamam. Bu şekilde, ama bir de daire başkanları var. Onların başkan. Altında daire başkanları var. Tamam. Onların altında şube müdürleri var. Onların altında memurları var. İhtiyacı bu şekilde. Göre. Bu şekilde. Bir silsile takip ediyor. Yani büyükşehirin teşkilatlanması bu şekilde. Bu şekilde oluyor. Evet. Tabii biz inşallah bayramdan sonra bu hepsini görevlendirmesini yapacağız. Sayın Başkanım, şimdi tam bu konuydayken aslında bunu ben not aldım. Sonra soracaktım ama tam bu konuda. Şimdi örneğin sizin o 3 genel sekreter yardımcısı görevi çok üst düzeyde bir görev. Bunu mutlak surette tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tamamen inisiyatifinde olan ve onun karar vereceği evet, mutlaka. Tabii. Ama personelle ilgili çok müracaat olduğunu duyduk biz. Yani 10.000, 15.000 gibi yani işe girmek yok için müracaatların. 15.000 değil canım. Yok öyle. Yani müracaatların çok olduğunu duyduk. Tabii. Yani kulağımıza gelen demek ki doğru değil yani o. Evet. Ama müracaat çok değil mi? Bu nasıl alınıyor? Yani nasıl gidiyor? Şimdi herkes de bir iş beklentisi. Nasıl alındığını bir anlatalım isterseniz. Millet de öğrensin. Efendim tabii şimdi evet. Şöyle ihtiyaca göre personel alınıyor. Şu anda zaten bize eski belediyelerden devreden personel var. Anda. O kadrolu dediklerimiz mi? Tabii hepsi evet. Eski belediyeler evet. devroldu. Özel idareden devredilenler var. Evet. İlçe belediyelerinden gelen var. İtfaiyesinden efendim diğer kurumlardan. İdaresinden, kanalizasyon idaresinden. Bütün 20 ilçeden efendim Halin'den otogarından vesairesinden gelen personel de var bize. Çünkü büyükşehirin sorumluluğu mesela su kanalizasyon idaresi bizim 20 tane ilçede elemanımız olacak. Yani oradaki insanlar oranın efendim işte saat okuması, abone yapılması, arızası ile ilgilenecek. Her yerde bizim bir şubemiz olacak. Onun dışında haller büyükşehirin uhdesinde, otogarlar. Efendim. Dolayısıyla bizim bütün ilçelerde büyükşehirin eli ayağı kolu olacak personelimiz olacak. Yani çok geniş bir coğrafya Balıkesir 20 ilçesi var ve 18.000 kilometre kare Balıkesir. İstanbul 6.000 kilometre kare. Balıkesir 18.000 kilometre kare. 3 katı. İstanbul'un 3 katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahibiz. Şöyle biliyor musunuz? Bir taraf Dursun Bey, Ayvalık, Erdek, Marmara Adası, Saraylar Beldesi, Çınarlı Mahallesi, efendim,
Topağaç Mahallesi, Asmalı Mahallesi, Marmara Adası'nda. Paşa Limanı Mahallesi, efendim, Avşa Mahallesi. Bunların hepsi Balıkesir'de efendim 20 ilçesiyle 1100 mahallesiyle büyük şehrin bütün su kanalizasyon işleri efendim büyük şehrin uhdesinde. Bir ilçeye gidiyoruz Sayın Başkanım. Mesela bakıyoruz otobüste Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Evet. Bu ilk zamanlar insanın bir dikkatini çekiyor. Evet. Hep çekti dikkatimizi. Evet. Evet. Yani dolayısıyla ihtiyaca göre tabii elemanlar alınıyor. İtfaiye teşkilatı, itfaiye çok önemli. Evet. Mesela biz şimdi ihalelere çıkacağız. Yine hizmet alımları yapacağız. Araçlar alıyoruz. Onların ihalelerine çıkıyoruz. Bütün su kanalizasyonu ederiz. Bizim her ilçede BASKİ'nin bir şubesi olacak. İtfaiyelerin hepsi 20 ilçede bizim. Bütün Balıkesir'de bizim. Büyükşehir'in. Dolayısıyla itfaiyenin ihtiyaçları olacak. İşte bu ihtiyaçlara göre efendim personel alımı yapılıyor. Evet. Yani ezber olarak yapılan bir şey yok. İtfaiyeye mi lazım? Efendim su kanalizasyon idaresine mi lazım? Efendim yoksa park bahçelere mi eleman lazım? Hale mi lazım? Otogara mı lazım? Fen işlerine mi lazım? Çünkü yolların yapılması bütün Balıkesir'deki bütün 890 köyümüz var mahalleleriyle bini geçiyor. Kırsaldaki mahallelerimiz. Bunlar arasındaki bütün yollar Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani ihtiyaca göre personel alımı yapılıyor. Evet. Yani hani insanların müracaat edenler var, etmek isteyenler var. Bir de anladığım, bildiğimiz kadarıyla devlete bir personel eğer kadro alınacaksa KPSS'den falan geçiyor değil mi evet, Sayın Başkanım? Evet. Öyle de bir şey evet. var yani. Evet. Bir de onun dışında şirketlerle hizmet alımı yapılan şirketlerde çalışanlar var. Şirketlerde çalışanlar var tabii. Evet. Şimdi bu konuyu da araya girmiş oldu. Şimdi gündemle ilgili konuşurken işte hemen çok yakın bir gündemden biz İstanbul'da bir tanıtım oldu Sayın Başkanım. Şimdi ben de gittim. Biz hatta canlı verdik. Bütün dünyaya evet. gösterdik televizyondan. Şimdi orada gelen insanlar tabii ki çok yani güzel tanıtımlar yapıldı şeklinde ifadeleri oldu. Ama tabii ki çok kapsamlı, çok geniş bir şekilde gitti. Biraz da tabii ki külfetli bir tanıtım oluyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Efendim, ilk Balıkesir tanıtımı 10-10-2010. 10-10-2010. Ondan sonraki yapılan tanıtım 10-10-2013'te yapıldı herhalde. Evet, değil mi? Ankara'da yapılan. Ankara'da. Evet. 10-10. Bu sefer öyle bir tanıtım yaptık ki 11-9-2014. Hiç 10 rakamı orada olmayan böyle bir günde Eylül'ün yaptık. Eylül'ün 11'inde başladı, tabii, 14'ünde bitti. Evet. Ben hep 10. ayın 10'unda diye biliyordum. Efendim fakat dediler ki bu 9. ayın 11'inde. Doluymuş herhalde o zaman. Doluymuş, evet. Şey olmuş tabii. Bir tanıtım günü oldu. Bütün efendim 20 belediyemiz orada efendim standlar açtı, temsil edildi. Bütün kaymakamlar, belediye başkanları, Balıkesir'deki efendim odalar, sivil toplum kuruluşları hepsi oradaydı. Efendim işte Balıkesir'in ürünlerini, tarım, gıda ile ilgili ürünler tanıtıldı. Efendim broşürler dağıtıldı. Efendim ne bileyim promosyon malzemeleri dağıtıldı. Efendim gidenler herkes memnun. Ama Balıkesir'i ne kadar tanıttık derseniz ondan şüpheliyim. Ne kadar tanıttık? Yani onda tereddütteyim diyorsunuz. Onda tereddütteyim. Yani bu tanıtımdan sonra Balıkesir'e ekonomik bir katkının olması lazım. Yani Höşmeli'mizi tanıttık. Tanıtım günlerinden sonra İstanbul'dan her hafta 50 ton Höşmeli talebi geldi. Veyahut işte şu kadar kolonya talebi geldi. Şu kadar Yağcıbedir halısı isteniyor. Böyle bir talep yok tabii. Yani şimdi bu tanıtıyorsunuz siz. Ürününüzü tanıttığınızda eğer buna bir talep oluyorsa
Balıkesir'e ekonomik bir katkı sağlıyorsa üreticisine, çiftçisine, sanayicisine, o zaman tanıtım hedefine ulaştı. Eğer bir ekonomik katkı sağlamıyorsa esnafına, çiftçisine, tüccarına, sanayicisine, o zaman yani körler sarılar birbirine ağırlar, birbirimizi ağırlamış duruma düşeriz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ne kadar bir ekonomik katkı sağladı bu tanıtım günleri. Yoksa efendim işte kaymakamlarımız gitti, belediye başkanlarımız gitti, Balıkesir'den birçok insan gitti. Orada güzel, hoşça vakit geçirip geldi mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz diyorsun. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir getirisi var mı yok mu? Yani ona göre tanıtım yapmak. Yani tanıtımı mutlaka. Şimdi biz de tabii Büyükşehir Belediyesi olarak tanıtıma katıldık. Ben baktım. Büyük kolonya vermişiz. Büyükşehir Belediyesi yazıyor üzerinde. Zeytinyağı vermiş Büyükşehir Belediyesi. Dedim kardeşim Büyükşehir Belediyesi diye bir marka kolonya var mı? Yok. Zeytinyağı var mı? O da yok. Ya ben bir şeyi tanıtmalıyım ki o kolonyadan, zeytinyağdan, höşmelimden memnunsa vatandaş, orada telefon numarasıyla o şirketi, o markayı arayıp ben bunu nereden temin edebilirim diye sormalı. Herhalde belediye ne kolonya satıyor, ne höşmelim satıyor, ne başka bir şey satıyor. Yani orada bile hatalarımız var. Yani bu işleri çok profesyonel, bilimsel tanıtım yapıp Balıkesir ekonomisine katkı sağlamamız lazım. Yoksa oraya git gel bir hareket olsun, bunların Balıkesir'e bir maliyeti oluyor. Bu maliyet kadar da bir katkı sağlamıyorsa... Bir daha yapma. Ama yani, zaten öyle büyük şehir kalmadı artık. Yani Ankara, İstanbul, İzmir, yakın İzmir'e gerek yok zaten. Böyle o kadar büyük bir tanıtım olmaz artık. Ama tır olabilir Sayın Başkanım. Ya tır işte, tır herhalde Balıkesir'i birçok konuda temsil eden ürünlerini vesairesini, tırda pehlivanlar bile vardı. Vardı. Pehlivanlar bile. O meydanda falan Karesi Belediyesi'nin bir şeyi vardı, gösterisi. Gösterisi orada, evet. Yağlı güreş bile yaptılar herhalde. Evet, yapıldı. Efendim. Yapıldı. Neyse, mutlaka bir faydası, getirisi olmuştu. Ama önümüzdeki günler gösterecek diyorsunuz. Evet, yani oradan işte 50 ton siz deniz höşmerim. Hayır yani bilmiyorum. 50 ton zeytinyağı falan. Yani tanıtım ne için yapılıyor? Evet. Biz ürünlerimizi tanıtalım da ekonomik katkı olsun diye yapılıyor. Evet. Onun sağlanması lazım ki ben diyeyim ki bunun faydası oldu bize. Evet. İleriye dönük uzun gidip vadede konuşacağız bu ürünleri ne kadar talep arttığını efendim esnafımızdan, evet, imalatçımızdan, üreticimizden öğreneceğiz. Birçok ilçenin, mesela ben ilçelerdekiler de görüştüm. Birçok ilçenin bazı şeyleri dikkat çekti. Mesela Surluk Ayran'ın önünde çok kuyruk vardı. Kuyruk vardı, millet içiyor işte ayranı. Evet. Peki Sayın Başkanım, bir şimdi reklam arası verelim. Reklamlardan sonra proje bazında bu 6 ayı da şöyle bir değerlendirelim. Proje bazında önümde notlar da var. İsterseniz onlardan bahsedelim. Tabii. Sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'la programımıza devam edeceğiz. Bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bugün bu bayram gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un makamından sizlere sesleniyoruz ve ilk bölümde özellikle bir bayram günü seslenişi oldu Sayın Başkan'ın ve sonrasında gündeme geldik. Gündemle ilgili devam ederken reklam arası verdik. Sayın Başkanım, şimdi projelere geçeceğim ama bayramdan önce çok sizin de çok gidip orada bizzat katıldığınız ve başlangıcını yaptığınız Mahalle Futbol Ligi'den biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii. Bu çocuklarımıza, gençlerimize yönelik bir çalışma ve bana göre de çok önemli. İsterseniz evet, birkaç cümle olur. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor efendim böyle bir proje geliştirdi. Gençlerimizi spora alıştırmak, efendim sporu teşvik etmek. Tabii gençler İşte uyuşturucu ile tehlikesiyle karşı karşıya. Evet. Gençler sporla meşgul olmazsa, efendim kütüphaneye gitmezse,
ilimle, irfanla, sanatla vesaire meşgul olmazsa zararlı işler yapıyor. Bu projemizde dedik ki bunu ilk biz merkez ilçelerimiz Karesi ve 6 Eylül'de başlatalım. Efendim 40 mahallemizde muhtarlarımız, efendim okulların beden eğitimi öğretmenleri, işte Milli Eğitim, Gençlik Spor Müdürlüğü, belediye ile birlikte 1890 sporcunun katıldığı 186-185 takımın iştirak ettiği bir mahalle efendim turnuvası düzenlendi. Bütün bu öğrencilerin efendim formaları vesaire ihtiyaçları giderildi. Bir organizasyon yapıldı. İşte bugün de onun ilk efendim Somalilerle, çünkü Balıkesir'de çok Somali de var. Evet. Hakikaten. Onlar Türkçe öğrenmişler. Efendim okullara gidiyorlar. Onlar da okul takımlarında, mahalle takımlarında yer aldılar. İlk açılış maçını Somali karmasıyla, ve Balıkesir karmasıyla, karması, Somali evet. Balıkesir karmasıyla renkli güzel bir maç oldu. Evet. Efendim. Bu turnuvalar 60 gün süreyle 2 ay devam edecek. 2 ayın sonunda tabii bu yani o şampiyon oldu, bu galip geldi değil. Sporu teşvik etmek, bizim gençlerimizi spora alıştırmak, eğitmek bununla ilgili. Efendim bunu belediyemiz deruhte ediyor, olduğu gibi bütün masraflarını karşılıyor. Efendim hedefimiz önümüzdeki yıl Balıkesir'in 20 ilçesinde 1100 mahallesinde efendim bu aktiviteyi düzenlemek. Biz birbirine yakın olan ilçeler arasında kümelendiririz onları. Efendim 5 ilçeyi bir grup yaparız. 5 ilçeyi bir grup, böyle 4 grup. 4 grup içinden efendim birer şampiyon çıkar. Onlar içinden bir daha, en sonunda da mahalle liginde bir Balıkesir şampiyonu çıkar. Belirlenir. Belirlenir. Peki. Ve bunu biz Balıkesir sırf merkezde böyle 2000'e yakın katılıyor. Biz 40 bin gencin bu turnuvada oynayacağını, yer alacağını tahmin ediyoruz. Evet. Biz çocukluğumuzda mahalle maçları yapardık. Onun gibi gerçekten güzel. Ne top bulabiliyordunuz? Şey, tarlalarda oynuyorduk. Tarlada o zaman oraları, bugün bu gittiğiniz yerler hep boştu Sayın Başkanım. Evet, İmam Hatip'in olduğu yerler, oralarda oynardık. Evet. Şimdi isterseniz Balıkesir'de büyükşehir çalışmalarıyla evet. ilgili biraz ağırlıklı merkez olmak üzere ama Körfez'e, özellikle Körfez'le ilgili biraz o konulara, o projelere geçelim istiyorum. Şimdi siz 6 ayı biraz özetlediniz. Aslında 6 ayla ilgili ilçelere yetkileri vermiştik. Biz yeniden şimdi daha kendi üzerimize aldık. Bundan tabii, sonra başlayacağız dediniz değil tabii mi? Tabii yani şimdi evet. 30 Eylül tarihine kadar evet. bütün su paralarını ilçeler topladı. Evet. Biz hiç karışmadık. Hizmet alımlarını onlar yaptı. Efendim arıza olduğu zaman onlar giderdi. Fakat 1 Ekim'den itibaren artık Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi BASKİ bu görevi üzerine aldı. Evet. Şimdi artık bütün görev BASKİ'de, biz bütün ilçelerden bunları üzerimize alıyoruz. Peki en büyük büyüğünden başlayalım. En büyük projeden veya bilmiyorum o mu en büyük? Proje değil de şu evet, var. Buyurun. Tabii önemli olan sürdürülebilir bir şehir planı hazırlamak. Sürdürülebilir şehir planı. Yani bizim şimdi hedefimiz, biz üniversiteden öğretim üyelerini çağırıyoruz, onları evet. dinliyoruz. Şehir plancılarını, mimarları, sosyologları, yani insanın huzurlu bir şehirde yaşaması, efendim alışverişini rahat yapması, yeşil alanların olması, efendim trafikle ilgili sorunların çözülmüş olması. Ne yapmak lazım? Sürdürülebilir bir şehir planı. Bunun için ne lazım? Önce Balıkesir'in 1/100 binlik haritasının çıkması lazım. 7 yıl önce
Çanakkale ve Balıkesir'in 1/100.000'lik haritaları ihale edilmiş. Geçtiğimiz Eylül ayının 3'ünde tamamlandı. Efendim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilan etti. Dedi ki Balıkesir'in 1/100.000'lik haritası bu. Biz de bütün ilçe belediye başkanlarını, imar müdürlerini topladık. Zaten bu internette de yayınlandı 1/100.000'lik evet. harita. Orada efendim dedi ki bu ihale neticesinde öngörülen bunlar. Sizin itirazınız var mı? Ve neye itirazınız var? Bütün belediye başkanları biz dediler işte Bandırma orada bir sanayi bölgesi öngörülüyor. Geniş bir alan Bandırma Edincik arasında. Burada diyorlar 300.000 kişi çalışacak. 300.000 kişi çalıştığı zaman 1,5 milyon bir Bandırma. Dediler ki bizim yerleşim alanımız burada az. Bu yerleşim alanının artırılması lazım. Orada yerleşim alanlarını artırdık. Ya başka bir yerde bize burada bir sanayi bölgesi gerekiyor. Herkes itirazlarını yaptı. O itirazları biz de büyük şehir olarak gittik Çevre Şehircilik Bakanlığı'na itirazımızı yaptık. Evet. Dedi ki bunları değerlendirin. Bu taleplere göre bu 1/100.000'lik haritalar gerçekleşsin. Evet. Ve ondan şimdi, sonra netleşecek zaten değil ondan mi? Ondan sonra Sayın netleşecek. Başkan. Yani tabii. Şu anda verildi fakat netleşmedi. Sizin itirazınızdan evet, sonra netleşecek. İşte en son 3 Ekim tarihi itiraz tarihi. Bir evet. ay askıda kalıyor. Evet. İşte bugün yarın bu itirazlar yapılıyor. Ondan sonra kesinleşecek. Tabii 1/100.000'likten sonra Balıkesir'in hali hazır. Şu andaki yerleşim bölgelerinin imarı ne durumda? Onun fizibilitesi yapılacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı yine uçak uçuruyor. Balıkesir'de de şu 15 gün içerisinde bütün şehirde bu uçaklar uçacak. Bize Balıkesir'in hali hazırı. Hali hazırda Balıkesir ne durumda? Merkeziyle, Bandırmasıyla, Dursunbey'le, Sındırgısıyla, Savaştepe'siyle, 20 ilçesiyle. Hali hazır planlar. Tabii bunlar uçaktan uçtuğu zaman çatıları da içine alan bir hali hazır. Biz de bunu oturduğu yere göre hali hazır yapacak duruma getirmek için hizmet alıyoruz dışarıdan. Evet. Onları alacak o firma bize şu anda birebir nerede oturuyor bu yer ona yapacak. Ondan sonra ne yapılması gerekiyor? Jeolojik etütlerin yapılması gerekiyor. İkinci aşamada o. Jeolojik başka aşamada o. Yani siz şimdi 1/100.000'lik efendim hali hazırlar, jeolojik etükler. Ondan sonra 1/50.000'lik, 1/5.000'lik, 1/1000'lik haritaların yapılması lazım. Ondan sonra Balıkesir'in efendim master planlarının yapılması lazım. Ulaşım planlarının yapılması lazım. Mesela şu anda Balıkesir'in ulaşımıyla ilgili yine Denizli Üniversitesi'nden aldığımız bir hizmetle biz Balıkesir Merkez, efendim Edremit, Burhaniye, Ayvalık, yine Marmara bölgesinde Bandırma, Erdek vesaire o arada sayımlar yaptırıyoruz. Yani kaç araç geçiyor, toplu taşımaya kaç kişi biniyor. Yani bunun hizmet aldığımız şirketle dedik ki bir kere Ağustos sonuna kadar Körfez bölgesini ve Marmara bölgesini yapalım. Oralarda bir yoğunluk tam var. Tam yoğunluk çünkü. Olduğu zaman. Olduğu zaman da. Evet. Balıkesir'de de şimdi başlıyorlar yapma. Balıkesir'de bir ay içinde bu yapılacak. Onların raporları da bize gelecek. Yani biz şimdi istiyoruz ki toplu taşıtla ilgili ihaleye çıkalım. Yani bize kaç otobüs lazım? Efendim otobüsler nasıl olması lazım? Diyoruz ki engellilere uyumlu olsun, hepsi klimalı olsun. Efendim insanlar rahat seyahat etsin. Hepsi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, İstanbul'da, Ankara'da olduğu gibi para ödeyerek değil de o bal kartla otobüse binsin. Orada
dıt yapıyor, ödüyor. Hatta hepsine şimdi biniyor, yeni sistemde efendim siz cebinizdeki banka kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bal kart falan almanıza gerek yok. Hangi bankanın kartı varsa çekiyor onu ya. Gösteriyorsun. Çekmiyor. Öyle tut yapıyor. Temassız kartlar var şimdi. Temassız kart. Gösteriyor. Tut. Tamam bitti. Oradan 1 lirayı alıyor. 1,5 lirayı neyse otobüsün ücreti alıyor. Ve bu sistemlere geçtiğiniz zaman siz şehrin bütün trafiğini, toplu taşımasını takip edebiliyorsunuz. Yani bununla siz Balıkesir'de kim nereden nereye kaç kişi gidiyor? Edremit'ten Akça'ya kaç kişi gidiyor? Edremit'ten Altınoluk'a, Zeytinli'ye kaç kişi gidiyor? Veya Burhaniye'den Ayvalık'a, Ayvalık'tan Sarımsaklı'ya kaç kişi gidiyor? Erdek, Bandırma arasında. Ya siz bir planlama yapmanız için istatistiki bilgilere sahip olmanız lazım. Doğru bilgilere sahip olmanız lazım ki o efendim düzenlemeyi siz yapın. Peki o düzenlemeyi yani şimdi, orada bir şey yapabilir miyiz? Evet. Virgül koyabilir miyiz? Hem sizi de bir dinlendirelim. Tabii. Şimdi 1/100.000 hali hazır planları, sonra jeolojik etütlerin planlar, yapılması etütler, lazım. Arkasından o Denizli Üniversitesi'nde 1/5000'ler de var. Tabii. Bütün bunlar çok uzun bir süre alacak çalışmalar mı? Şimdi, çünkü hep makro projeler gibi geldi bana. Biz böyle 100 binlikler tamamlandı. İtirazları yaptık, kesinleşecek. Biz bu arada hali hazırlarla ilgili tahmin ediyorum ki Ocak ayına kadar hali hazırları alacağız. Evet. Efendim, uçaklar uçuyor, onların şeyini. Ocak, Şubat ayında herhalde alırız. Bu arada jeolojik etütlerle ilgili de hemen şu kısa zamanda bir ihale yapıp Balıkesir'de efendim, çünkü Balıkesir biliyorsunuz hem deprem bölgesi, jeolojik etüt olmadan da siz bu planları yapamıyorsunuz. Evet. Neresi deprem bölgesi, neresi değil. Altınerenin belli, sağlam, nerenin sağlam. Değil. Evet. Onları da yapıyoruz. Bunlar tabii kısa zaman içinde olacak. Yani ve tabii bizim birçok üniversiteyle ne yapıyoruz biz? İstanbul'da bunu kim yapmış? Kayseri'de kim yapmış? Ankara nasıl yapmış? Evet. Yani ona göre biz toplu taşımayla ilgili, trafikle ilgili, efendim bunun yanında işte yollarla ilgili ulaşım, nerede daldı çıktı yapacağız, nerede üst geçit, alt geçit vesaire. Bunları da çıkaracağız. Bütün bunlar o çalışmalardan sonra. Tabii onlarla beraber olacak. Onun için bunları uzun uzun anlattınız. Bu çalışmalardan sonra buradaki projelere başlanacak gibi bir durum mu çıkıyor Sayın Başkan? Bu arada tabii biz şimdi şu anda diyoruz ki Balıkesir'i marka yapacağız. Balıkesir'in değerlerini marka yapacağız. Bizim çalışmalarımız var. Bu projeleri hazırlayacak kimseler de var. Mesela bizim Balıkesir merkezle ilgili Çayderesi'nin ıslahını daha önce hemşerilerimize hep ilan etmiştik. Anlattınız, evet. Anlattık. Ve biz tabii Çayderesi ile ilgili bir Çayderesi temizlendi önce. Bir bütün otu, çöpü hala da ileriye doğru temizleniyor. Bununla ilgili de bir proje çalışmasına başladık. Şu anda devlet su işleri. Sayın Bakanımızla da geçtiğimiz hafta Ankara'daydım, görüştüm. Efendim, hem Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ne hem bölge müdürümüze gerekli talimatları verdi. İnşallah bu bizim Çayderesi'nin ıslahı, yani bizim vaat ettiğimiz üzerinde suyun aktığı ve deniz araçlarının gezdiği bir Çayderesi. Proje ihalesi en geç Aralık Ocak ayında neticelenecek. Yapılacak ihale ile birlikte, yapım ihalesiyle birlikte biz artık Mart Nisan aylarında Çayderesi'ndeki imalatı görmeye başlayacağız. Evet. Oraya şu anda söylediğim efendim gençlik spor merkezinden ileriye doğru efendim bir şu anda rekreasyon orada bir Kaya park Avni Sağlıkçı, evet, sağlıkçı parkının hal var olduğu yanında. Yer hal var. Evet. Tabii hali taşımayı taşıyorsunuz düşünüyoruz.
Evet, düşündüğünüz zaman oraya güzel bir o devlet demir yollarının kestiği yerin ilerisindeki üçgen kısmı da yeşil alanı da her iki tarafta da bu rekreasyon alanının içine alıp efendim Balıkesirlilerin huzurla efendim yürüyüşünü yapabildiği, dinlenebildiği, boş vaktini değerlendirdiği güzel bir göl falan alan olacak mı orada? Onun içerisinde evet, tabii göl de olacak. Hatta biz o alandan Çamlık Tepesi'ne teleferiği de oradan alıp oraya getirip götürmeyi düşünüyoruz. Onun oradan başlangıcı orada olacak. Yani bütün şehri görerek. Görerek Çamlık Tepe'ye çıkacak, Çamlık Tepe'den inecek. Orada da bir Boztepe var. Biz de gittiğimizde çıktık. O da şehrin içinden geçiyor. Şehri görüyor. Güzel tabii. Evet. Güzel tabii. Yani şimdi evet, bunun için mesela ben iki defa Kaz Dağları'nın en üstü 1850 metre orada radar su var. Evet, gittiniz incelediniz değil mi orayı? Tabii iki defa çıktık oraya. Orada yükseklik sebebiyle hiç bitki de yetişmiyor. Efendim Sarıkız'ın olduğu yer ve evet, onun daha üst kısmı. Hatta orada kışın 4,5-5 metre kar bile olduğu vaki. Efendim. Oraya Amerikalı ve İtalyan ekoturizm, dağ turizmi, orman turizm planlarını yapan, uygulamalarını yapan uzmanlarla beraber çıktık oralara. Kaz Dağları'na. Orada helikopter ineceği pist de var. 1850 metreye indik. Oradan araçlarla bütün efendim ormanların kontrol noktaları var. Onları dolaştık. Efendim oradaki ne gibi teleferik nereden aşağıya iner sıfıra? Efendim işte 1800'den 1700'den nasıl sıfıra iner? Altınoluk'ta nereye indiririz? Nereden çıkarırız vesaire? Şimdi bunlarla ilgili de yabancılar gezdi, çok beğendiler. Yani şimdi oradan baktığınız zaman dikili görünüyor. Midilli Adası'na elinizi atın, tutun. Bütün Edremit Körfezi ayağınızda. Tabii oksijeniyle, işte endemik bitkileriyle, ormanlarıyla, her şeyinde muhteşem. Beğenilmeyecek yer değil orası. Beğenilmeyecek yer değil. Yok da örneği de başka yerde de yoktur yok, orası. Hatta gibi. Bir evet, Türk efendim yurt dışında yaşıyormuş. Dedi ki şurası dedi Alp Dağları'ndan daha güzel dedi. Alplere de çıktım. Alp Dağları'nın her tarafında teleferik var. Burada neden olmasın dedi. Onunla ilgili de biz bakanlık nezdinde, tabii orası milli park olduğu için orada yapılacak imalatın oteldi, seyir tarasıydı efendim, onunla ilgili bazı kriterler var, yapılması gerekenler. Bakanımızla görüştük. O da milli parklara bu işte ilgili müsteşar yardımcısına gerekli talimatları verdi. Şimdi bayramdan hemen sonra bizim arkadaşlar Milli Parklar Bölge Müdürü efendim, bu işle ilgilenenler teleferik gideceği güzergahı efendim, oradaki neresi seyir alanı olabilir, nerede bir otel yapabiliriz, nerede efendim bir restoran olur, kafe olur, yani teleferikle çıktığınız zaman da orada bir şey etkinliğin olması lazım evet efendim. Bununla ilgili araştırmayı yapıyoruz. Hatta biz sahilden Altınoluk'la, bu arada tabii bu uzmanların yanında Uludağ'daki teleferiği işleten firmayla da beraber geldik. Onunla dedik Çamlık'a nereden çıkarız? Bunu alır mısın bu işi? Yap işlet devretle. Efendim işte Altınoluk'tan Kaz Dağları'na nereden çıkarız? Dedi sahilden de dedi olabilir. Denizin üstünden. Millet baka baka seyrede baka gitsin değil mi? Bir taraftan evet, dağa çıksın, bir taraftan sahilde seyretsin. Çok seyretsin, güzel oluyor yani. Evet. Gitsin. Yani bizim evet, bugün Balıkesir'in kış nüfusu 1 milyon 200 bin, yaz nüfusu 3 milyon 200 bin. 2 milyon artıyoruz. Evet. Yani bir Altınoluk 15 bin kış nüfusu var. Yaz nüfusu 600 bin diyorlar. E buna siz Zeytinli'yi, Ayvalı'yı vesaireyi eklediğiniz zaman 3 milyon. Efendim. Akçay'ını, Avşa Adası'nı, Erdi'yi,
Yani 3 milyonu geçen bir nüfusumuz oluyor ki. Evet. Bunu iyi değerlendirmek lazım. İyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi bununla ilgili de çalışmaları yapıyor arkadaşlar. O firmaya da söyledim. O da gelecek. Efendim dolaşacaklar. Tabii bu arada dedik acaba kış sporu olarak bir şey yapılabilir mi? Kaz Dağları'nda. Efendim. Nereye kar yağıyor? Bana diyor 2 kilometre bir düz yer lazım diyor kar olan. Olursa diyor kayak pisti yaparım diyor. Orman olmayacak orası. Düz o, olacak. Diyor, evet. Öyle yerler zaten ormanın her tarafında öyle yerler de olabiliyor yani. Neyse artık biz kışın artık Kaz Dağları'nın tepesindeki sıcaklıkları artık kontrol edeceğiz. İşte Ekim ayından itibaren kaç derece çıkıyor? Kar ne zaman yağıyor? Evet. Ocak'ta ne zaman ne oluyor? Şubat'ta ne oluyor? Mart'ta ne oluyor? Yani sizin bilginiz olması lazım ki bu işleri yapacaksınız. Evet. Efendim Balıkesir'de ne yapabiliriz? Yani bunlarla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Ben de bunların takipçisiyim. Anladım. Efendim. Ama tabii ki Körfez deyince, Körfez'de yılların yani, ihmali olan bir takım yalnız, durumlar söz konusu. Tabii. Evet. Körfez yani şimdi bir de bizim Marmara'mız var. İstiyoruz ki Marmara Adaları'nı mahrumiyet bölgesi olmaktan çıkaracağız. Şimdi mesela Marmara Adası'nda yine öğretmen açığı var. Herkes özürlü gruptan Marmara Adası'nı istiyor. Geliyor. Diyor ki benim eşim işte ordonatta subay. Efendim bilmem emniyette görevli. Adliyede, efendim, adliyede hakimdi vesaireydi. Hemen onlar hop gene eş durumundan Balıkesir'e geliyor. Orası gene boş. Gene açık. Gene açık. Neden? Çünkü ulaşılması zor bir yer. Şöyle 3-500 lira fazla verilse oraya gidenlere onlar orada durur mu? Veya durmaz. Orada lojman olsa durur mu? Lojman biraz para biriktireyim lojman, diye. Lojman her şeye var ama ulaşım olmadığı olmadı zaman, hiç. Ulaşmadığınız yer sizin değil. Peki sayın yol medeniyettir. Evet. Bir değil reklam mi? Arası daha verelim. Tabii. Körfez'le ilgili zannediyorum Körfez'in altyapısal durumu ile ilgili birkaç cümleniz olacak. Sevgili seyirciler bir reklam arası daha veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.